Evet arkadaşlar, bugün yeni aldığım kırtasiye ürünlerini göstereceğim ve de hep birlikte açacağız. Arkadaşlar ilk önce şöyle bir tane tatlı tatlı unicorn var. Şimdi açıyoruz şöyle. Evet, açılmıyor arkadaşlar, çok zor. Yalnız ben bunu paketini açmayı kıramam, rengarenk çok tatlı. Ama içindeki silgiyi de kullanmaya kıyamam. Arkadaşlar eğer böyle şeyleri kullanmaya kıyamıyorsanız böyle odanızın bir köşesine şöyle yaslayın. Sonra da böyle dursun. Sis olur. Ben çok tatlı. Arkadaşlar ama iki tane aldık. Bu daha gerçekçi, bakar mısınız? Ama bunun tabii ki çok güzel. Ben bunu da sis olarak kullanacağım. Ah, çok iyi açıldı. Demek ki çok iyi açılmamıştı. Bunun da içe gelmesi çok zor arkadaşlar. Şöyle diğer taraftan da açalım. Şöyle ittirelim. Şöyle. Evet, çıktı. Arkadaşlar çok güzel. Bakar mısınız şuna? Gerçek alt gibi. Yani tek boynuzlu. Arkadaşlar bir de şöyle bir tane tatlı vardı. Arkadaşlar bu arada benim sınıfımda bir tane Ayaz diye arkadaşım var. Onun da bunun büyüklüsü vardı. Ondan gelip aldık. Şöyle çok tatlı. Şöyle açılıyor. İstediğimiz zaman böyle döküyoruz. Çok tatlı. Bakar mısınız? İyi. Şimdi sıra kalemlere geçti. Arkadaşlar şöyle bir tane kalem var. Şöyle. Şöyle kırmızı bir şey var. Şöyle yazı var. Şöyle. Sade bir kalem. Bu da sade bir kalem. Şöyle noktacıkları var. Elinizi böyle kalemler acıtmıyorsa kullanmasını tavsiye ederim. Şöyle. Çok tatlı. Şimdi. Arkadaşlar benim en çok hoşuma giden bu oldu. Bakar mısınız? Çok cool. Arkadaşlar çok sevdim ya ben bunu. Bir de bunun ikizi bu var. Ama bunun altında böyle silgi var. Mesela eğer YouTube videosu çekmek istemeseydim şöyle silebilirdim. Bu da bunun böyle tam tersi. Ama bence bu daha cool arkadaşlar. Arkadaşlar bir de tatlı bir var. Bakar mısınız? Çok tatlı. Şöyle hatta bir kalem alalım. Şöyle oturtturalım. Şöyle. Çok güzel oldu. Şöyle yazı yazarken sıs olsun, sıs olsun. Bu arada arkadaşlar bunları çıkartıp oynayabilirsiniz. Minişlerin yanında konuşturması çok iyi olur. Arkadaşlar sevdikleriniz yorumlara yazın. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum.